Teknoloji Ailesi'nden herkese merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle birlikte noktalama işaretleri konusunu öğreneceğiz. Haydi gelin başlayalım. Öncelikle noktalama işaretlerinin ne anlama geldiğine bakalım. Cümleye anlam katan ve okumayı kolaylaştıran işaretlere biz noktalama işaretleri diyoruz. Birinci noktalama işaretimiz nokta. Noktanın görevlerine bakalım hep birlikte. Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Mesela okula gitmeyi çok seviyorum. Buradaki cümlemizi tamamlamışız. O yüzden sonuna nokta gelir. Yarın sinemaya gideceğiz. Buradaki cümlemiz de bitmiş, tamamlanmış. O yüzden sonuna nokta koyarız. Sıra bildiren sayıların sonuna nokta koyuyoruz. Sıra bildiren sayılar bizim için neydi? 1. 3. 5. 15. 26. daha böyle uzar da gider. Gelin örneklerimize bakalım. Biz 3. katta oturuyoruz. 3. derken 3 rakamının yanına bir nokta işareti koyarız. 1. sınıfa gidiyorum. 1. derken bir rakamının yanına nokta işaretini koyarız. Tarihleri yazarken gün, ay, yıl arasına nokta koyuruz. 12.05.2012'de doğdum dediğimiz zaman 12.05 ve 2012 arasına nokta işareti koymalıyız. Gelelim ikinci noktalama işaretimize, virgül. Virgülün görevi eş görevli sözcükleri sıralarken aralarına koymak. Örneğimize bakalım hep birlikte. Çantamın içine kalem, silgi ve defter koydum. Kalem, silgi ve defter eş görevli sözcüklerdir. Bu yüzden aralarına virgül gelir. İkinci örneğimizde de anneme kırmızı, beyaz, mor çiçekler topladım dediğim zaman da kırmızı, beyaz ve mor bizim için eş görevli sözcükler. Bunların arasına virgül gelir. Kahvaltıda zeytin, peynir, reçel yedim. Zeytin, peynir ve reçel bizim için eş görevli sözcükler. Bunların arasına virgül koyarım. Diğer bir işaretim ise soru işareti. Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna soru işareti koyarız. Örneğin Aslı da gelecek mi? Bir cevap vermemiz gerekiyor. Yani bu bir soru cümlesi. Sonuna soru işareti gelir. Ne zaman yemek yiyeceğiz? Burada bize bir soru sorulmuş. O yüzden sonuna soru işareti koyarız. Nereye gidiyorsun? Bu da bizim için bir soru cümlesi. Sonuna soru işareti koyarız. Bir diğer işaretimiz ise ünlem işareti. Sevinç, heyecan, korku, öfke gibi duyguları bildiren cümlelerin sonuna ünlem işareti koyarız. Ah, dizim acıdı. Ah dediğim zaman virgül koydum. Çünkü aradaki kargaşayı önlemek istedim ve cümlem bitmemiş. Küçük harfle başlamış. Bu yüzden bu cümlenin sonuna ünlem işaretini koyarım. Bir diğer aynı cümlemize bakalım. Ah! Ünlem işaretini koydum. Çünkü dizimi yazdığımızda D harfi büyük harfle başlamış. Ah! Dizim acıdı dediğim zamanda dizim acıdı ayrı bir cümle oldu. Sonuna nokta işaretini koydum. Yaşasın, tatile gidiyoruz. Burada cümlemiz tamamlanmış. Sonuna ünlem işareti koyarım. Eyvah! Ünlem işareti geldi. Çünkü yeni cümlem büyük harfle başlıyor. Telefonumu unuttum. Burada sonuna da işareti gelir. Bir diğer işaretimiz kesme işareti. Özel isimlere gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanırız. Mesela kedim Minnoş'un tüyleri beyazdır. Minnoş bir özel isimdir. Kedi ismiymiş. O yüzden Minnoş'un derken kesme işaretiyle ayırırım. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Türkiye bir özel isim. Türkiye'nin derken kesme işaretiyle ayırırız. Ankara. Ankara bir özel isim. Ankara'dır dediğimiz zaman kesme işaretiyle ayırırız. Bir diğer işaretimiz ise kısa çizgi. Kelimeleri hecelerini ayırırken kullanırız. Biz heceleri ayırmayı öğrenmiştik. Öğretmen diye.
öğretmen kelimesini hecesine ayırdığımda öğret ve men hecelerinin arasına kısa çizgi koyarım. Kalemlik kelimesini de kalemlik diye hecesine ayırırım ve aralarına kısa çizgi koyarım. Satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırmak için ise yine kısa çizgi kullanırım. Kayboldum ve kaybol yazdım. Satırın sonuna sığmadığı için kısa çizgi koydum. Otobüsümüz yazarken otobüs yazdım. Sığmadı. Hemen kısa çizgi koydum ve alt satırına devam ettim. Evet sevgili çocuklar, biz şimdi noktalama işaretleri konusunu bitirdik. Bakalım tam öğrenmiş miyim? Haydi gelin birlikte alıştırmaları yapalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun notlama işaretlerini yerleştirelim. Dayım köpeği Tarçın'ı yıkadı. Tarçın köpeğin ismiymiş ve bir ek gelmiş. Tarçın'ı derken gelen ek kesme işaretiyle ayırmam gerekiyor. Dayım köpeği Tarçın'ı yıkadı derken cümlemiz tamamlanmış. Sonuna hangi işaret geliyordu? Evet, nokta geliyordu sonuna. Eyvah, su borusu patladı. Eyvah'tan sonra su büyük harfle başladığı için eyvah'tan sonra biz ünlem işareti koyarız. Su borusu patladı. Buradaki cümlemiz de tamamlandığı için sonuna nokta işaretini koyarız. Öykü size geldi mi? Burada bize bir soru sormuş değil mi? Sonuna hangi işaret geliyordu? Evet, soru işareti geliyordu. Öğretmenimiz hepimize kitap verdi. Buradaki cümlemiz tamamlanmış. O yüzden sonuna nokta işaretini koyarız. Bu şekeri kim yedi? Bize bir soru sormuş değil mi? Sonuna soru işareti gelecek. Çantamda kalem, kitap, kalemtıraş var. Burada eş görevli sözcükler var. Biz ne koyuyorduk eş görevli sözcüklerin arasına? Evet, virgül koyuyorduk. Bu eş görevli sözcüklerin arasına virgülümü yerleştirdim. Evet çocuklar, bir konumuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Yeni konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.